Bismillahirrahmanirrahim. والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَإِذَا أَخَذْنَا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İnananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış,
Tur Dağı'na da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun. Onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı, herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz, içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilir misiniz? Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha biz 58 TV ekranlarında Gönül Dergahı programıyla karşınızdayız. Ve yine programımızın başında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımıza başladık. Paşa Camisi imamlarından değerli hocamız Abdullah Koç bizlere bu akşam Bakara suresinin 62. ve 65. ayetlerini okudu. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, programımıza geçtiğimiz haftadan kaldığımız İslam'da evlilik ve aile hayatı konusunu bu haftada devam edeceğiz. Bu hafta inşallah birikmiş olan bu konuda birçok sorumuz var. Sizlerden gelen sorular var, sosyal medyadan bize ulaştırılan bazı sorular var. İnşallah bu soruları değerli hocamız emekli müftü Ahmet Akgül ile paylaşacağız ve sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Programımız içerisinde eğer sorularınız olursa hocamıza telefon numaramız 0346-225-3011 bu numaradan bizlere ulaşarak hocamıza özellikle evlilik ve aile hayatıyla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Evet hocam ben vakit kaybetmek istemiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha değerli izleyicilerimizle birlikteyiz. Ve konumuz İslam'da evlilik ve aile hayatı. İnşallah bu konuya seyircilerimizden gelen soruları cevaplayarak devam edeceğiz. Evet. Evet hocam bir soru var. Hemen vakit kaybetmeden o soruyu sorayım size. Kendisiyle evlenecek olan kadını görmek İslam'a göre caiz midir, sınırları nelerdir diye bir soru var hocam. Bu soruyla inşallah başlayalım. Evet. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin. Emma ba'd. Öncelikle Rabbimize hamd ediyor. Kainatın efendisi, iki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, onun ashabına, temiz eşlerine ve ehli beytine, etbaına salatü selam ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Evet, evlenmeden önce kadın ve erkek, evlenmek isteyen kişiler birbirlerini görebilirler mi? Evet. Hangi ölçülerde görüşebilirler? Ve bunun şartları nedir? İslam dininde buna hitbe deniliyor. Hitbe, bir erkeğin bir kadına veya bir kıza evlilik maksadıyla talip olması. Yani evlilik öncesi bir takım tanışma aşaması diyelim. Evet. Nasıl tanışacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle evlilik öncesinde evleneceğiniz kadınları görün ve onlarla konuşun. Çünkü bu evlilikten sonraki muhabbetin, sevginin daha çok devam edeceğinin bir göstergesidir. Ama bunun yolu böyle İslam'a uymayan şekiller değil. Evlenmeye karar vermişse evleneceği kadınla onların aile ortamı içerisinde, yani evleneceği kızın veya kadının aile ortamı içerisinde kadınla tokalaşmadan, kadınla başlı başına bir odada kalmadan, evet, kadınla haram olan görüşme ilişkilerinden uzak olarak görüşür, sadece yüz kısmını görebilir, yüz kısmını.
Yani çünkü kadını tanımanın yani birinci şartı yüz kısmını görmesi. Yüz kısmını görebilir ve onunla eğer hoşuna giderse, beğenirse evlenmeye karar verir veya kararını olumsuz şekilde verir. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Hıtbe diyoruz. Evet. Ama bunun şartları öncelikle tek başına kalmamaları. Mesela bugün bazı evlenen şahıslar evlilik öncesi 2 ay, 3 ay, belki 2 sene, 3 sene yani tabiri mazur görün flört hayatı yaşıyor. Beraber kafelerde geziyor, parklarda geziyor, tatil köylerinde geziyor. Sonra evlenmeye karar veriyor. Böyle değil. Evlenecekse görme usulü araştıracak, soyuna bakacak. Yani İslam'da çünkü evlilikte bir denklik var. Kendisine gerçekten dini yönden, takva yönünden, soy sop yönünden denk birisi ise evet. Onunla evlenmek için erkek kadını görebilir, kadın erkeği görebilir. Fakat şuna çok dikkat edilmesi lazım. İlla biz evleneceğiz diyerek böyle gerek bir odada başlı başına kalmaları, gerekse aile ortamından uzak yerde görüşmeleri, hatta telefonla birçok mahremiyetleri ortaya koyarak konuşmaları doğru değil. Evet. Bunun temelinde araştırma olacak. Evet. Ve buradaki esas tercih sebebi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden de ifade etmiştik, şu tercihine bağlı olacak. Efendimiz buyuruyor ki, اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُهُ Eğer siz dininden, ahlakından, edebinden hoşnut olabileceğiniz bir kızı bulursanız ya da bir erkeği bulursanız çocuklarınızı onunla evlendirin. Ahlakından, dininden. Bu bir anda anlaşılmaz. Araştırmayı gerektirir, sormayı gerektirir. Şayet bunu yapmazsanız illa tef'aluhu, evet. Yani dindarlık esasını tercih sebebi kabul etmezseniz kadın içinde, erkek içinde tekün fitne tüm fil ardı. Yeryüzünde büyük sıkıntılar olur. Ve fesadun ari, çok yaygın terör olur, anarşi olur, huzursuzluk olur. Hayatın dengesini bozar. Mesela bugün baktığınız zaman gerçek evlilik öncesi tanışmalarda, bilişmelerde din unsuru ön planda tutulmadığı için evleniliyor, evlilik gerçekleşiyor. Fakat farklı tabiatlara, farklı adetlere, farklı yaşantılara sahip oldukları için evet. Daha evliliğin başlangıcında çatlaklıklar meydana geliyor. Ve burada ayrılmaya kadar gidiyor ve bugün mahkemeleri en çok meşgul eden de bu oluyor. Evet. Evet. Şimdi bu konunun belki devamı niteliğinde bir soru daha var hocam. Hatta iki soru var. Nişanların ilişkilerinin sınırları nasıl olmalıdır? Bir de nişanlık döneminde dini nikah kıydırmak uygun mudur? Nişanlandığı zaman eğer dini nikah akdi yoksa o sadece bir söz, ahit. Ne sözü? İşte bu kızı filana verdik, vereceğiz. Ya da erkek tarafı diyor ki filanın kızını alacağız. Artık verme alma taahhüdü var. Bu nikah sayılmaz. Evet. Nikah bizzat sözlere bağlı olan bir akittir. Öyleyse nikah akdi, sözleşmesi olmadan o kızın o erkekle, o erkeğin o kızla beraber gezmesi, bir yerde beraber görüşmeleri dinde helal değil. Yabancı kadın gibi. Şimdi son günlerde bir şey var biliyorsunuz. Hani belediyelerin dışında müftülüklerin de nikah kıyma meselesi var. Evet. Nikah resmi ve dini, zaten bir tek nikah var. İslam'a göre dinisi de resmidir, resmisi de resmidir. Evet. Yani Osmanlılar döneminde kadınlar böyle resmi olmayan usullerle evleniyorlar, evlenirler demek değil. O günkü yani dini nikah dediğimiz nikahlar yapıldığı zaman bu resmiyete yansıyor. Çünkü çocuğun nesebinin tespiti için ve kimin nikah altında hangi kadının olduğunu bilmek için yani bunu imam da bu nikah akdini yapsa resmiyete yansıyor. Evet. Efendim muhtar da bunu yapsa resmiyete yansıyor veya müftü de yapsa resmiyete yansıyordu. Şimdi bakın kıyameti koparıyorlar. Diyorlar ki müftülüklere niye bu yetki veriliyor? Bundan daha tabii bir şey yok ki.
Yani müftülüklere verilirse müftülükler resmi kurumlar. Yani müftü de devletin önemli bir birimi. Bu itiraz niye? Bu itiraz niye? Evet. Sonra siz Müslüman olarak bugün %99'u Türkiye'mizin Müslüman ülke dediğimiz, Müslüman toplum dediğimiz ülkede neden müftülüklerin nikah kıymasını, müftülükler gelişigüzel güzel kıymayacak ki? Yine toplumun örfüne, adetine göre gerçekten aleniyet çerçevesinde ve zabıtlar tutularak bu nikah aktı yapılacak. Bunun hiçbir mahsuru yoktur. Evet. Ha belediyedeki memur yapmış, ha müftülük yapmış, bunların tamamı resmiyete yansıyacak. Ama gelin görün ki bazı İslam'ı böyle hoyrat göstermek isteyenler ya da İslam bizim evliliğimize ne karışır diyenler burada bunu derken öbür tarafta öldüğü zaman İslam'a göre yıkanılmasını, kefenlenmesini, namazının kılınmasını, Müslüman kabristana defnedilmesini de istiyor. O zaman birisi çıksa da dese ki ya sen dün din nikahı kabul etmemiştin. Evet. Dolayısıyla bugün veya şeriatı kabul etmemiştin. Bugün senin namazın da kılınmaz. Veyahut da Müslüman kabristana defnedilmezsin denildiği zaman kıyamet kopuyor. Öyleyse bir Müslümanın nasıl Hristiyanlar bugün kilisede papazların nezdinde evet. ya da Yahudiler havralarında hahamların nezdinde nikah sözleşmesini yapıyorlar. Bu da resmiyete yansıyorsa nikah sözleşmesi müftülük nezdinde yapılabilir. Bunlar devletin yüksek derecede memurları. Bunun dini yönden hiçbir mahsuru yok. Hatta belediye memurları bile eğer İslam'da o nikah sözleşmesini İslami usullerle yapsalar. Mesela nedir? Şimdi oradaki sözler önemli. Nikah sözleşmesinin yapılması için evlenenlerin huzurda olması, iki şahidin bulunması, Şafii mezhebine göre bir de evlenecek kadının velisinin bulunması. Bu baba olur, bu abi olur, bu işte derecelerine göre diğer yakınlar olur. Ve burada iki şahidin huzurunda ve evlenenlerin huzurda bulunmasıyla derse ki mesela sen işte bu şahsı zevçliğe, eşliğe kabul ettin mi? Öteki de diyor ki, ötekine de diyor ki sen bu kadını zevceliğe, eşliğe, helalliğe kabul ettin mi? O da ettim diyecek. Bu evet filan değil. Bu sözleşmelerde evet diyor mesela. İşte bana verilen kanunu yetkinin gereği işte filanın oğlu filanla filanın kızı filanı filanın evliliğini ilan ediyorum. Ve işte itirazın var mı? Veya da kabul ediyor musun? O da diyor evet. Evet değil. Kabul ettim. Evet. Öteki de diyecek evet ben bunu eşliğe kabul ettim. Dediği zaman devlet memuru da olsa belediye memuru da olsa yani bu yapılan akit nikahtır. Orada bir tek dua kalıyor. Dua nedir? İşte orada bir efendim evlenenlerin geleceği için ve işlerinin hayırlı olması için Cenab-ı Hakk'a işte Allah'a hamd ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. Onların efendim ya da o ailenin geleceği için Cenab-ı Hak'tan iyilikler temenni ediyor. Ya bundan daha tabii bir şey var mı? Evet. Yani biz duaya inanan Müslümanız. Dolayısıyla bir tek o kalıyor. Bu açıdan yani İslam evlilik anında yani nişanlık döneminde daha doğrusu nikah kıyılır mı kıyılmaz mı? Bunun bir yönden nikah kıyılmazsa, nikah sözleşmesi yapılmazsa yabancı erkek yabancı kadın olur. Beraber görüştüklerinde haram görüşmeler olur. Ama nikah kıyıldığı zaman da şöyle bir sakıncası var. Evet. İşte toplumun bunu bilmesi lazım. Bazen nişanlık döneminde dini nikah yapılıyor. Din nikah yapıldıktan sonra evlilik bazen gerçekleşmiyor ve ayrılık oluşuyor. Ayrılık oluştuğunda onlar beraber görüşmüşlerse, bir odada beraber başlı başına kalmışlarsa ayrıldıkları zaman mihrin tamamını ödemesi lazım erkek tarafının. Bugünümüzde tartışma konusu aslında evet, hocam. Yani mihrin, anlaşmazlık oluyor. Evet. Yahut başlı başına nikah kıyıldıktan sonra bir yerde görüşmüşlerse yani cinsel ilişkiye engel olmayan bir ortamda bulunmuşlarsa o zaman velev ki cinsel ilişki olmasa bile evet. o onun dini yönden hanımı gibi boşadığı zaman da 3 talak ile boşanması lazım. O kadının boşandıktan sonra o nişanlılı olan nikahda akdedilen hanımın efendim iddet beklemesi bir bekleme süresi var dine göre. Eğer haiz gören adet gören kadınlardansa 3 adet bekleyecek. Efendim yok eğer haiz görmeyen
mesela yaşlı kadın diyelim ki evlenmiş, o da eğer böyle bir evlilikten sonra veya işte bir odada başlı başına görüştükten sonra boşanmışsa onun da 3 ay beklemesi lazım. Veyahut çocuğa kalmışsa nikahtan sonra eşi olmuş oluyor. Evet. Çocuğa kalmışsa çocuğu dünyaya getirinceye kadar kadını beklemesi lazım. Dini yönden bu bekleme olmadan kadın bir başka erkekle evlenemez. Evlendiği zaman, nikah sözleşmesi yapıldığı zaman o nikah sözleşmesi geçerli olmaz. Böyle evlilik olursa evlilikleri ömür boyu geçersizdir. Evet. Nikahsız olurlar yani, nikahsız. Evet. İslam evliliğe, evlilik müessesesine önem veriyor. Bunu da ancak nikah sözleşmesiyle tescil ediyor. Tescilsiz bir evlilik olur nikahsız evlilik. Nikahsız evlilik tescilsiz, onaysız bir evlilik olur. Gayrimeşru. İslam'ın, evet, gayrimeşru olur. İslam'ın onayından geçmesi lazım. Evet. Evet. Yine bir seyircimizin sorusu hocam. Nişanlanan bir kızın müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir? Bir kadının kayınlarıyla isterse evlilik öncesi ister evlilik sonrası ellerini öpmesi değil, onlarla tuhalaşması haramdır. Evet. Yani bir gelin ister büyük kayını ister küçük kayını onunla tuhalaşması, onun elini öpmesi haramdır. Evet. Peki kayınbabasının elini öpebilir mi? Kayınbabasının takva sahibi olan, haramı helalı bilen bir kayınbabasının elini öpebilir. Ama haramı helalı bilen birisi diyorum, bakın. Kayınbaba eğer haramı helalı bilmiyorsa, gelin elini öptüğü zaman orada Allah korusun farklı duygular meydana geliyorsa o zaman doğru değil. Mesela bazı ailelerde ilk daha nişanlılık başlayınca, hatta dini nikah sözleşmesi yapılmadan bile bakıyorsun kayınbaba olacak şahıs, yani müstakbelde kayınbaba olacak şahıs gelini böyle sarılıyor, yüzünü öpüyor. Efendim o gelin adayı kayınbabası olacak şahsın elini öpüyor veya sarılıyor. Bunlar doğru değil. Yani burada hakikaten haramı helalı, İslami değerleri bilen birisi olacak. Evet. Bilen birisi olacak. Mesela damat kayınvalidenin elini öpebilir mi? Haramı helalı bilmeyen bir damat kayınvalidesinin elini öpse mahsurlu. Onun ne mahsurları var? Yani düşündüğümüz zaman gerçekten haramı helalı bilmiyor. Veyahut da haramı helalı bilmeyen bir kayınvalidenin elini efendim damadına öptürmesi ya da onunla sarmaş dolaş olması, bazen sarılıyor. Bu benim evladım gibi diyor filan. Doğru değil. Evet. Öyleyse kayınvalide olacak hanım veya kayınbaba olacak erkek, yani İslam'ı bilen, hassasiyeti olan, duyarlılığı olan insanlar olursa efendim öpebilir, yoksa öpmesinde sakıncalar var. Evet. Az önce ifade etmiştiniz hocam, bir seyircimiz velisiz kıyılan nikah geçerli midir diye soruyor. Hanefi mezhebinde ergenlik çağına ulaşanlarınki geçerli. Evet. Ergenlik çağı nedir? İşte bugünkü evlenme haddi 18 yaş kabul edilmiş. Diyelim ki 18 yaşında olan bir kız bir erkekle velisi olmadan evlenebilir mi? Şahitler huzurunda evlenir. Ama bunlar sadece birkaç kişinin bildiği, onların tanıdığı bir ortam değil. O evliliğin ilan edilmesi lazım. Bazen hile yapıyorlar. Evet. Nasıl yapıyor? Diyor ki madem diyor iki şahidin huzurunda evlilik geçerliyse, iki şahit, bir de dini nikah akdeden insan, o zaman biz burada evlendik. Fakat toplum onların evlendiğini bilmiyor. Toplum onların evlendiğini bilmeyince bu korsan bir evlilik. Ve haklarında iyi düşünülmeyen bir evlilik. Yani kızın erkekle, erkeğin kızla gezdiğini toplum gördüğü zaman, bunların arasında evlilik sözleşmesinin olup olmadığını bilmiyorlarsa, o kıza ne diye konuşacaklar, o erkeğe ne diye konuşacaklar? Yani bir genç bir kızla geziyor. Fitne sebep oluyor. Fitneye sebep oluyor. Öyleyse evliliklerin ilan edilmesi lazım. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, âlinin nikah, evliliklerinizi duyurun, ilan edin, ilan. وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ Mümkünse nikah akitlerini mescitlerde yapın diyor Peygamberimiz. Mümkünse mescitlerde yapın. وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ Bir de düğünlerinizde def vurun. Yani düğüne has bir, ama def dediğiniz zaman bu davul, zurna vesaire değil. Yani kadınlar kendi arasında, erkekler kendi arasında defle eğlenebilirler İslam'ın müsaade ettiği kadar. Şimdi burada ilan gerekiyor, bakın ilan.
İlan olmadan canım iki şahidin huzurunda evlenenlerin de olduğu bir yerde biz evlendik oldu. Bugün üniversite öğrencilerinden böyle yapanların olduğunu duyuyoruz. Evet. Yani güya biraz böyle dindar olan kesimlerden anne babalarının haberleri yok. Geliyorlar mesela bir dini nikah adı altında evlenecek kızla evlenecek erkek iki şahidin huzurunda evleniyorlar. Ailelerden habersiz kadın koca gibi beraber yaşayanları duyuyoruz. Bunlar çok yanlış şeyler. Evet. Diğer bir soru hocam. İslam'a göre kısmetin kapanması söz konusu mudur diye sormuş seyircimiz. Yok. Burada şimdi İslam'a göre kısmet kapanması diye bir şey yok. Bunlar cahil insanların, İslam bilmeyen insanların taklıntıları. Yani uzun süre mesela evlenemeyenler hayır. var. Şimdi bir defa bunun sebepleri var. Sebepleri nedir? Önce kızlarda veya erkeklerde evlenme çağı geldiğinde kendisine talip olanları kız beğenmiyor. Evet. Sonra yaşlanıyor. Bu sefer ona gelenler onu beğenmiyor veyahut da yaşlandı diye gelmiyorlar. Hadis zatında evlenme çağına geldiğinde tam işin tavında yani kıza talip olunması lazım. Şartlar uygunsa kızın da ona varması lazım. Evet. Yani bu olmuyor. Bugün evlilik yaşları çok ilerledi. Yani 30'un üzerinde evlenenler var. 30'un üzerinde evlenenler çok seçici oluyor. Tabii seçici olacak da elbette seçici olması lazım. Ama o zamana kadar birçokları gelmiş. Kendine göre bir takım kriterleri var. Bu dünya açısından olabiliyor. Dini açıdan da bazen olanlar var. Ama daha çok dünya açısından. Ben şöyle bir serveti olursa varırım. Veya şöyle bir makamı olursa varırım diyenler. Sonra bakıyorsun zaman geçiyor. O ona gelmiyor. O ona gitmiyor derken böyle bir takım aksaklıklar oluyor. Ha burada mesela nedir? Esasında evlenme çağına gelen yetişkin kızları o kızın etrafındaki akrabaları veya tanışları, bilişleri başkalarına tanıtacak. Diyecekler ki ya filanın bir kızı var. Gerçekten gelin olabilecek bir kız. Veyahut efendim işte filanın bir oğlu var. Gerçek ahlaken düzgün birisi. İmanı, ahlakı, edebi yerinde. Buna kızını ver diyecek. Tavsiye edilecek. İşte Müslümanlar tavsiye yapmıyorlar bugün. Mesela İslam'a göre baktığımız zaman Hazreti Şuayb Aleyhisselam peygamber. Musa Aleyhisselam oraya sığındığında Firavun'un şerrinden kaçıp işte Medyen tarafı o tarafa sığındığında Şuayb Aleyhisselam kızlarından birisini Musa Aleyhisselam'a vermek istedi. Hem de onunla konuştu. Dedi bu kızlarından bir tanesiyle seni evlendirmek istiyorum. Hangisini istersen yaş büyük küçük önemli değil. Ama diyor şart olarak 8 sene benim bu koyunlarımı otlatacaksın. Evet. Son 2 seneyi de yani ona tamamlamak için iradene bağlı. Eğer istersen 10 seneye tamamlayabilirsin. İstersen efendim 8 senenin sonunda artık vaadini yerine getirmiş olursun. Bir peygamber kendi kızını bir başka peygamber olacak şahsa sana kızımı vereceğim diyor. Müslümanlar bugün bundan uzak. Mesela bizim hiçbirimiz yetişen kızımızı ahlaken beğendiğimiz, gerçekten güvenebildiğimiz bir insana gel de kızımı sana vereyim demiyoruz. Evet. Halbuki bunda bir ayıp kusur yok. Veyahut da toplumda şöyle bir algılama var. Ya diyor bu adam bana kızımı vereyim dedi. Sana kızımı ya da oğluna kızımı vereyim dedi. Acaba bunda bir hata mı var? Ya ne hatası olacak? İslam'a göre ben diyor bu damat adayını beğendim ahlaken, kültür olarak, yaşantı olarak. Kızımı ona vermek istiyorum. Ya da öteki de ötekinin kızına talip olacak. Ya ben senin kızını görüyorum. Edepli, iffet abidesi. Oğlum almak istiyorum. Bu kadar önemli. Hocam. İslam tarihine baktığımız zaman birçok böyle hem din alim olsun hem de arif olsun kızlarını evlendirmişlerdir kendileri. İşte bir padişahla olsun, bir devlet adamıyla olsun bunların örnekleri var. Ben şunu soracağım hocam, evlilik öncesinde ailelerin ya da evlenecek olan hem kız tarafı olsun hem erkek tarafı olsun birbirlerinde nasıl özellikleri araması gerekiyor hocam? Bugün kriterlerimiz hep maddi anlamda. İşte biraz önce kriterlerinden bahsettik ya kısmen. Mesela evet. Şahsiyet çok önemli. Şahsiyet. Şahsiyet neyle oluşur?
Şahsiyet hakikaten dini birikimlerle, ilmi birikimlerle ve bunları yaşamasıyla, soy sop. Evet. Mesela herkesle evlenmek doğru değil. Yani maneviyat değil hocam, sanki biraz maddi bakar işte olduk. Maddi yönden bakılırsa, evet. Maddi yönden bakıldığı zaman bakıyor işte güzelliğine, evet, aldandı, bakıyor malına aldandı, bakıyor işte çevresine aldandı. Bunlar değil. Kızda olsun, erkekte olsun esas kriter iman kriteridir. Allah'a kulluk kriteridir. Ahlak kriteridir. Evet. Bunlara bakacak. Ha belki maddi yönden yetersiz olabilir. Maddi yönden yetersiz olabilir. Ama şunu bilmek lazım ki maddi yönden yetersiz de olsa İslam'a uyan insanın hayatta perişan olması mümkün değil. Cenab-ı Hak bana o takvası sebebiyle kolaylıklar lütfeder. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an'da garanti veriyor. Evet. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'ın azabından sakınırsa, haramlardan korunursa, emirlere sımsıkı tutunursa, Allah Celle Celaluhu onun için çıkış yolları lütfeder. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Hiç ummadığı yerlerden onu rızıklandırır. Veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, insan evlenmekle dininin yarısını korumuş olur. Diğer yarısı için de haramlardan sakınsın. Veyahut da ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. Evlenmeden önce fakir iseler, Allah kendi ihsanıyla, ikramıyla evlendikten sonra onları zenginleştirir. Bakarsınız evlilik öncesi fakir, ama haramlardan ne kadar korunursa, Allah ona helalinden bol bol rızıklar lütfeder, bereket lütfeder, huzur lütfeder. Bazen de bakıyorsunuz servetine güveniyor, servetine bakıyor, varıyor oraya işte huzur bulamıyor. Evet. Kriter bu. Evet. Kriter, yani birçok kriterler var. Bu kriterleri göz önüne alarak evliliğe karar verecek. İnşallah sonucunda da pişman olmaz. İnşallah. Pişman olmaz. Evet, bir seyircimiz yine sormuş hocam. Muta nikahı olarak bilinen nikahın dini hükmü nedir? İslam'daki nikah sürekli olması şartıyla caizdir. Zamanlı, yani böyle 3 senelik, 5 senelik, 1 haftalık, 1 aylık nikahlar İslam'da haram. Müta nikahı da haram olan nikahlardan. Evet. İslam'da müta nikahı diye bir şey yok. Ama bugün dünyada Şia'dan bunu kabul edenler var. Ve bu İslam'ın bir zamanında buna müsaade edilmişti. Bir zamanında. Hazreti Ali Efendimiz zamanında. Yani hayır, Peygamberimiz zamanında. Yok, yasaklanması hocam. Yasaklanması, hayır, Peygamberimiz zamanında, onu söyleyeceğim. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde haram helal bizzat Peygamberimiz zamanında olur. Peygamberimiz zamanında bir müddet müta nikahına müsaade edilmiş. Evet. Hayber Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber Savaşı'ndan sonra diyor ki Cenab-ı Hak size 2 şeyi haram kıldı. Bir, müta nikahını haram kıldı ümmetin tamamına. Evet. Bir de evcil, affıyorum, eşeklerin etini size haram kıldı. Evcil eşeklerin eti. Yani bu ehli olan eşeklerin etlerini size haram kıldı. Hı hı. Ayette yok. İşte mesela sünneti kabul etmeyenler, her şeyi biz Kur'an'da olduğu gibi kabul ederiz, Kur'an dışındakileri kabul etmeyiz diyenlere en güzel cevaplardan bir tanesi de bu. Müt'a nikahını Allah size haram kıldı diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de ehli, evcil eşeklerin etlerini size haram kıldı. Birkaç kez bunu Peygamberimiz farklı ortamlarda teyit ediyor. Evet. Öyleyse müt'a nikahı olsun. Bir başka ifade de muvakkat nikah. Muvakkat nikah ne demek? Yani sınırlanan bir zaman içerisinde evlilik. İşte 3 sene seninle evlenirim. 3 sene sonra ayrılırız. Öyle bir evlilik yoktur. Biz bir ömür boyu evliliğe karar vereceğiz. Ama ileride ola ki bu evliliği devam ettiremeyecekleri sebepler ortaya çıkarsa, meşru sebepler, evlilik bozulur. O zaman boşanmak da İslam'ın emri. Ama şartları oluştuğunda öyle gelişi güzel değil. Fakat bir ömür boyu, hani diyorlar ya, aynı yastıkta kocalma. Evet. Aynı yastıkta efendim hayatı paylaşma. Yaşadığımız sürece biz seninle evlilik sözleşmesi yapıyoruz. Öyle 3 senelik, 5 senelik efendim
ya da bir okul dönemi ya da şimdi genciz senden bir 10 senelik bir ahit yapalım, sözleşme. Evliliğimiz 10 sene devam edecek, 10 sene sonra ayrılacağız. Böyle bir nikah geçerli değil. Böyle bir nikah haram olan bir sözleşmedir. Evet. Evet. Bir diğer soru da hocam, zorla baskı altında yapılan nikah geçerli olur mu diye bir seyircimiz sormuş. Hayır. Zorla nikah olmaz. Yani kadının rızası olacak, erkeğin rızası olacak. Dolayısıyla rıza olmadan olmaz. Şimdi bekarlarda İslam'ın bekar olan kızlara anne baba veya yakınları sorarlar. Filan size talip oluyor. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Eğer işte sükut ederse veyahut sözlü olarak gerçekten kabul ediyorum derse o zaman o onu kabul etmiş demektir. Fakat dul olan, üzerinden evlilik geçmiş olan kadınların bizzat açık ifadeyle evet ben bu evliliği kabul ediyorum veya etmiyorum sözüne bakılır. Evet. Dolayısıyla zorla nikah olmaz. Evet. Mesela geçmişte bunlar çok oluyordu yalnız. Geçmişte kız birisine verilmek isteniyor aile tarafından veya erkek çocuğuna bir kız alınmak isteniyor. Yani nikah yoluyla. Erkek diyor ki yok ben onu almam. Babaanne diyor ki hayır bize rağmen kabul etmiyoruz. Biz alıyoruz, sen kabul edeceksin. Bu çok zorlama bir şey. Bu huzur getirmez. Evet. Veyahut da kız zorlanarak diyor ki seni filana vereceğiz. Bu da doğru değil. Veriyor, sonra sıkıntılar oluyor. Sonra sıkıntılar oluyor. Onun için kızın da erkeğin de rızası olması lazım. Evet. Peki gayrimüslimle evlenme durumu nasıl hocam? Gayrimüslimle Müslüman kadın kesinlikle evlenemez. Yani ister Hristiyan, ister Yahudi, ister müşrik, ister ateist. Evet. Kim olursa olsun Müslüman kadının gayrimüslimlerle evlenmemesi icma dediğimiz yani sahabenin müçtehitlerinin veya müçtehitlerin ittifakla olmayacağını kabul ettikleri bir şey. Zaten ayet-i kerimede de efendim müşriklerle Müslüman kadınları evlendirmeyin. Ya da müşrike olan, ateist olan, putperest olan kadınlarla evlenmeyin emir kesin. Ve Müslüman erkeklerin Hristiyan kadınlarla, Yahudi kadınlarla, ehli kitap dediğimiz evlenmeleri helal. Ama Müslüman kadının, Müslüman olmayan erkeklerle evlilikleri haramdır. Velev ki nikah yapsalar bile zina yapmış olurlar. Evet. Ömür boyu zina yapmış olurlar. Doğan çocuklarına da yani veledi zina denir. Evet. Evet. Nikah tazeleme hususunda bir soru var hocam. İşte bazı camilerde cuma geceleri nikah tazeleme yapılıyor. Nikah tazelemenin hükmü nedir? Şimdi bu şimdi yapılmıyor da eskiden çok yapılıyordu. Hı hı. Eskiden her perşembe günleri bir vakitten sonra veya pazar günleri işte bir vakitten sonra cemaate tevbe istiğfar ettiriliyor. Orada da bir nikah tazeleniyor. Bu nikah tazeleme olmaz. Nikah tazeleme evvela nikah tazelemeyi gerektiren sebeplerin olması lazım. Nedir o sebepler? O sebepler nedir? Bir adam Allah korusun evliyken eğer kendisini dinden çıkaracak bir söz konuşmuşsa veya bir fiil işlemişse buna elfazı küfür deniyor. O zaman bundan dolayı nikahın tazelenmesi gerekir. Bunun sebepleri var. Çok da yani burada bunu söylüyoruz. Ana hatlarıyla. Bunu aslında başka bir derste eğer daha geniş çaplı anlatmak gerekirse anlatırız. Evet. Böyle nikah tazelemeyi gerektirmeyen sebeple her hafta sanki her hafta bir nikah bozulmuş veya nikah zedelenmiş. Öyleyse her hafta imam bütün cemaati adına böyle kolektif olarak umumun adına bir nikah tazeleyecek. Böyle tazeleme olmaz ki. Nikah tazelemede iki tane şahit olacak. Evlenenler huzurda olacak veya onların vekilleri huzurda olacak. Evet. Evvela nikah tazelemeyi gerektiren sebep bilinecek. Ona göre nikah tazelenecek. Yoksa imamın Allahümme inna nüridü en nüceddidel imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah. Bakın bu cemaat adına. Biz nikahı ve imanı tazelemek istiyoruz. Olmaz ki öyle bir şey. Evet. Onun şartları yok ki. Ama nikah tazelemeyi gerektiren sebepler var. Bu İslam hukukunda anlatılmış. Böyle bir
ortam böyle bir sebep oluşursa bizzat kadın kocanın huzurda bulunması veya onların vekillerinin huzurda bulunması, tekrar sen bunu eşliğe kabul ettin mi, sen bunu eşliğe kabul ettin mi denilerek iki şahidin huzurunda yapılması lazım. Evet. Evet. Hocam evlenilmesi haram olan kadın ve erkekler diye bir soru var. Yani akraba bağı olan özellikle. Tabii ki. Kimler yani, kimlerle evlenemez? Kimler kimlerle evlenemez? Kur'an-ı Kerim'de açık Mevlamız buyuruyor. Hurcimet aleykum ümmehatüküm. Analarınız size, analarınızın nikahı haram. Orada nineler yok. Evet. Mesela babaanne, anneanne veya daha yukarıya doğru gittikçe daha büyük anne, bunlarla evlenmenin yasaklığı Kur'an'da anlatılmıyor. Anneyle evlenmek yasaksa nine de anne hükmünde, onlarla da evlenmek yasaktır. Evet. O zaman anneyle evlenilmez. Hurrimet aleyküm ümmahatüküm ve benatüküm, kızlarınızla. Yani bir insanın ister üvey kızı ister öz kızı evlenemez. Yani kızlarla zaten Kur'an'da beyan ediliyor. Ve ahavatüküm, efendim kız kardeşlerinizle, erkek kardeş, kız kardeşle, ister anne baba bir olsun, ister anne bir veya baba bir olsun, kardeşler birbirleriyle evlenemezler. Ve ammatüküm, halalarınız, size onların nikahları haram kılındı. Ve halatüküm, teyzelerinizin nikahları haram kılındı. Ve ümmahatükümüllâti erdâneküm. Evet. Sizi emziren analarınız size haram kılındı. 2 yaşından aşağıda emzirirse. Ve ahavatüküm minel radâ'a. Aynı kadından emiştiğiniz kız kardeşleriniz ama ya da erkek kardeşleriniz sütten. Süt bağı ile, emişme bağı ile süt kardeşiniz, kız olsun erkek olsun, size haram kılındı. Ve hala ilü ebnâikumüllezîne min aslâbikum. Kendi soyunuzdan gelen oğullarınızın eşleri, yani gelinleriniz size haram kılındı. Mesela oğlunuz bir kadınla evlendiğinde, nikahlandığında o efendim evlilik oluştu. Ondan sonra oğlun öldü veya boşandılar. O gelin ebediyen kayınbabaya haramdır. Yani oğlunun nikahının altında olduğu zaman değil. Evet. Olmadığı zaman da ona haramdır. Ve halailu ebnâikumüllezîne min, bir de orada başka bir madde daha var. Ve rabâibükümüllâti fî hucûrikum min nisâikumüllâti dehalcum bihinde. Yani nikah yaptığınız, cinsel ilişkide bulunduğunuz hanımlarınızın kızları, üvey kızlarınız, onlar da size haram kılındı. Evet. Böyle sayıyor. Mesela bir de şu var. Bu nesep yoluyla haram olanlar haram olduğu gibi, mesela ayetin devamında ve en tecmeu beynel uhteyn, iki bacıyı bir nikah altında toplamanız yasaktır. Yani iki bacıyı bir adam yan yana böyle bir nikah altında iki tane eş olarak değerlendiremez. Evet. Birinin nikahı ötekinin nikahını yasaklar. Veyahut burada teyzesi veya halası zikredilmemiş Kur'an'da. Onu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde belirtiyor. Yine bu sünneti kabul etmeyenlere bir reddiye. Evet. Mesela Kur'an'da bir adam hanımıyla hanımının teyzesini, hanımıyla hanımının halasını aynı nikah altında toplayamaz. Öyleyse bunlar nerede? Hani Kur'an'da hiçbir ayette yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim hadisinde belli. La tunkahul mer'atu ala ammetiha ve la ala halatiha. Bir kadınla efendim bir kadının teyzesi ya da bir kadının üzerine kadının teyzesi, kadının halası ile nikah edilemez. Nikah yapılamaz. Evet hocam. Bak şimdi bunlar sünneti kabul etmeyenler böyle ul orta konuşuyorlar. Ul orta konuşuyorlar sünneti kabul etmedikleri için. Sünnet ne demek? Peygamberimizin sözleri ve uygulamaları. O zaman bunlara denilse ki sen hanımın teyzesiyle hanımını bir nikah altında eş yapabilir misin? Ne diyecek? Yok yapamam diyecek. Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an'daki yok. Evet. Neye göre yapamazsın? Veyahut Kur'an'da sadece süt annesi bahsediliyor. Süt kız kardeşi veya süt erkek kardeşi bahsediliyor. O zaman diğer yakınları var. Süt nine, evet. Süt teyze, süt hala, efendim süt kız kardeşin çocukları, torunları, süt erkek kardeşinin çocukları, torunları. Yani o zaman Peygamberimiz formül bir hadis buyurmuş. Buyurmuş ki yahrumu bir radai ma yahrumu bin nesep. Nesep yolundan, yani soy sop aynı anneden, aynı babadan, aynı dededen, aynı nineden gelen silsile
kimlerin kimlerle evlenmesi yasaksa emişme yoluyla da onlar yasaktır. Evet. Mesela senin bir kadından emdin. Senin süt annen. Onun anası senin süt ninen. Bir adamın hanımından emdin. O hanımın efendim kocası senin süt baban. Onun anası da süt baba ninen. Yani babaanne diyoruz ya. Evet. O zaman süt babadan ninesi. O da ona haram. E bunlar hiçbir tanesi Kur'an'da yok. O zaman sünneti kabul etmeyen bu ahmaklara sormak lazım. Yani bu tabiri mazur görün. Yani bu ümmeti en çok ifsad eden bu sünneti kabul etmeyenler ha. Evet. Bu ümmeti en çok ifsad eden. Öyle televizyon ortamında, efendim konferans ortamında vesaire ortamlarda konuşan, gelişi güzel konuşan. Yani peygamberi devreden çıkarıp, sünneti devreden çıkarıp, biz Kur'an Müslümanıyız, Kur'an hakikatlerine uyuyoruz, Kur'an ilkelerine uyuyoruz diyerek sünneti devreden çıkaran ya da peygamberi itibarsızlaştıran haşa. Yani peygambersiz bir din dayatan. Bunların yaptıkları gerçekten en büyük fitne, en büyük fesattır. Evet. Hatta Müslüman olmayanların İslam'a bunlar kadar zararı yoktur. Niye? Evet. Zaten Müslüman olmayan anlattığı zaman biz biliyoruz ki bu İslam düşmanı. Ne oldukları belli zaten. Ne oldukları belli. Evet. Oryantalistler anlattığı zaman diyoruz ki zaten bunlar Müslüman değil. Evet. Bunlar İslam'ı eleştirirler. Hakları kendilerine göre haklıdır. Ama Müslümanım deyip de sadece kaynak olarak Kur'an'ı kabul edip Kur'an'ın dışında peygamberin sahih hadislerine, sahih feillerine, işte onlar zayıf rivayetler, zayıf nakiller deyip, geçen bir hocayı dinledim. Yani burada da ismini vereceğim. Yani Mehmet Okuyan hoca. Evet, evet. Yani koskoca profesör. Adam anlatıyor. Diyor ki, kadın diyor, aybaşı hali olduğunda, kadın nohusu olduğunda, namaz da kılar, oruç da tutar, Kur'an da okur, Kur'an'a da el sürer. Namazdan engelleyen hiçbir şeyi ben kabul etmiyorum diyor. Ama diyor bu millet diyor, bak ne diyor bakın. Bu millet diyor oradaki dinleyenlere de çok cazip geliyor. Akla da uygun geliyor. Biz namaz kılın diyoruz diyor, bize sapık diyorlar diyor. Ama ötekiler bugünlerde böyle hallerde namaz kılmayın diyor. Diyorlar onlara da efendim işte doğruyu anlattı diyorlar diyor. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bunlar sıradan bir nakil değil, sıradan bir rivayet değil. Haiz olan kadın namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an okuyamaz, Kabe'yi tavaf edemez, mescide giremez derken bu kimin sözü ya? Kimin sözü? Bu peygamberimizin sözü. O zaman sen bunun hilafına tutar da cumhurun görüşüne muhalefet ederek. Cumhur dediğiniz ne? E bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası da bunlar bu şeyleri yapamazlar. Hocam 14 asırlık bir cumhurdan söz ediyoruz. Aynen. 14 asırlık. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva kurulu da bunları yapamazlar diyor. Evet. Ama çıkıyor bakın Diyaneti görmezlikten geliyor. Diyaneti görmezlikten geliyor. Hocam şöyle. Ondan sonra sünnetleri görmezlikten geliyor. Evet. Karşısındaki insanlar da kendilerini kabul eden insanlar bu sefer diyor ki bak diyor ben bunu diyor 25 senedir söylüyorum diyor. Yahu 25 evet. senedir sen hata yapıyorsun. Hocam şöyle durum şu. Şimdi 14 asırlık bir İslam uleması var. Yani belki sayıları milyarları geçiyor. Öte tarafta 3-5 tane böyle itikadı bozuk profesör titrili insanlar çıkıyorlar. İnsanların imanlarıyla, itikatlarıyla oynuyorlar. Oynuyorlar ve en büyük zararı veriyorlar hocam. Bugün bu kardeşlerimiz diyelim biz bunlara. Elbette kardeşimiz. Evet. Ama yanlış yapıyorlar hocam. Çünkü imanın şartı bir değil. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'e iman etmek Hayır, değil. Hayır, biz edille-i şer'iye dediğimiz bakın. Evet. Edille-i şer'iye dediğimiz ana kaynaklar var. Kitap ve sünnet ana kaynaktır. Evet. Buna masadır-ül İslam da deniyor. Masadır-ül Ahkam deniliyor. Usul kitaplarında. Bunlar usulü görmezlikten geliyorlar. Evet. İslam ulemasının usul dediği, yani hükümlerin kaynakları, naslar, deliller. İki ana kaynak var. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Evet. Bir de iki tane de tali kaynak var. İcma ve kıyas. Ve kıyas. Evet. İcma dediğimiz sahabenin müştehitlerinin bir konu üzerinde ittifakı, veya müştehitlerin, aynı asırda yaşayan müştehitlerin bir konu üzerinde ittifakı veya ümmetin doğruluğunda ittifak ettikleri şey. Bir de kıyas. Kıyas nedir? Müştehitlerin işte dinde var olan, dinde hükmü belli olan bir meseleye sebeplerini, müşterek sebeplerini tespit ederek efendim bir başka meseleyi ona benzeterek onun haramlığını ortaya koymaları, işte bunun
En açık misali Allah Kur'an'da bir tek hamirden bahsediyor. Hamir, hamr. Hamr nedir? Şaraptır. Serhoş edici şarap. Evet. Sadece bunun yasaklığından bahsediyor. O zaman diğer serhoş edici, sıvı, katı hiçbir şeyden bahsetmiyor Kur'an. Sadece innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min amelis şeytan. İçki, kumar, tapınılan putlar, şans oyunları, fal okları bunlar şeytanın işlerinden birer murdardır. Orada hamr deyince bakın sözlüklere. Evet. Sadece şarap diyor. O zaman burada rakı yok. Burada bira yok. Burada afyon yok. Burada likör yok. Burada efendim esrar eroin yok. Evet. Buradan yani katı ve sıvı uyuşturucu maddeler yok. O zaman bunlar yoksa bonsai yok. Bonsai bugün çıktı. Bunlar yok. O zaman diyebilir mi? Yahu Kur'an sadece şarabı yasaklamıştır. O zaman demiş ki İslam alimleri şarap niye haram? Serhoş ettiği için. Peki o zaman rakıda da bu sebep var mı? Serhoş etme sebebi var. Evet. O zaman o da haramdır. Birada var mı? Var. O da haramdır. Bonsai de var mı? Var. O da haramdır. Efendim ispirto da var mı? Var. Onu da içmek haramdır. Kullanmak değil. Misal. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki külli müskirin hamr ve külli hamrin haram. Her serhoş edici şeyi şarap hükmündedir. Her şarap hükmünde olan şey de haramdır. Veya yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ma eskere kethiruhu fekalilu haram. Çoğu serhoş edenin azı da haramdır. O zaman sen bu illeti, yani illet dediğimiz bu hocalar anlar onu. Yani gerçekten bunları anlatan, bunları okuyan, usul okuyan hocalar anlar. Peki o zaman rakının, şarabın dışında ne kadar serhoş edici maddeler varsa Kur'an'da yok diye bunları kullanmak helal diyebilir misiniz? Evet. Diyemezsiniz. O zaman bunlar hem kıyas yoluyla haramlı ortaya çıkmış hem de hadisler var, hadis-i şerifler var. Ve bunun üzerine icma var, icma oluşmuş. Şimdi hocam hem Peygamber Efendimiz'i hem sünneti hem de hadisi devre dışı bırakarak kendi düşüncelerini anlatmaları hem Müslümanların, insanların itikatlarını, iman tarzlarını bozuyor hem de tefrikaya ve fitneye sebep oluyorlar. Toplum içerisinde Müslümanlar arasında bir ayrışma ve bölüşme oluyor. Evet. O kadar tehlikeli bir yaklaşım tarzı var ki hocam. Yani 14 asırlık İslam'ı siz elinizin tersiyle itiyorsunuz ve yeniden bir İslam ortaya çıkıyorsunuz. Yeni bir. Hani de ne diyor? Uydurulmuş dinden indirilmiş dine. Çok tehlikeli. O zaman şimdi ben yine tekrar ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva komisyonunda fevkalade hocalar var. Evet. Peki bunların bütün yani kendi aralarındaki ittifakla ortaya koydukları ve naslarda da belli olan nas dediğimiz zaman sadece ayetler değil. Şimdi hedeflerinde de ehli sünnet, sünnet var. De bu naslardan bir tanesidir. Sahih sünnet. Bunların hepsini görmezlikten gelip böyle hani ferdi olarak işte evet. Bunu yanlış söylüyorlar, bunu yanlış söylüyorlar, bu yanlış, bu yanlış diyerek bugün avam kitle dediğimiz hakikaten bugün çok okumayan, yazmayan evet. Veyahut da dini sahada çok araştırmayan insanların akidelerini bozmak gerçekten en büyük fitne fesattır. Bunlara bilmiyorum nasıl bir dur denilecek, denilmesi lazım yalnız. Evet. Bunlara bir denilmesi lazım. Yoksa ümmet gittikçe ayrıştırılıyor. Evet. Ümmetin arasında fırkalar. Toplumda yeni bir kutuplaşma. Hakikaten kutuplaşmalar evet. Ve hakikaten boş şeylerle uğraşmalar. Evet. Ve gündemi meşgul etmeler. Yani birlik ve beraberliğimizin. Birlik beraberliği bozan sebeplerden bir tanesi de budur. Yani şu anki durum itibariyle de hocam yani hem dışarıdaki o gelişmeler işte Suriye, Irak elbette. Meselesi. Ya o kadar düşmanlarımız var düşmanımız ki. Düşmanımız varken bir de içeride böyle konularla uğraşmak artık. Doğru değil. Evet sakın çok tehlikeli şeyler hocam. Bunu devletimizde, hükümetimizde bir an önce gerekli tedbirleri alırlar inşallah diye düşünüyoruz. Hocam müsaadenizle şimdi bir araya gideceğiz. İnşallah aranın ardından tekrar konumuz İslam'da evlilik ve aileyle alakalı gelen soruları yanıtlıyoruz. İnşallah. Devam edeceğiz. Değerli seyirciler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.
Tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. 158 TV ekranlarında Gönül Dergahı programı tüm hızıyla devam ediyor. Ve canlı yayında emekli müftü hocamız Ahmet Takgül ile birlikte İslam'da evlilik ve aile hukukuyla alakalı sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Ve biraz sonra da yine telefon bağlantısıyla sizlerin yine bu konuda sorularını alacağız. İslam'da evlilik ve aile hukukuyla alakalı sorularınız varsa birazdan yönetmenimiz ekrana yansıtacak. 0346 alan koduyla 225-3011 numaralı telefondan bize arayarak hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet hocam, soruları cevaplıyoruz. Yarım kalmıştı. Şimdi bir seyircimiz şöyle bir soru soruyor. Eşlerin farklı fıkhi mezheplerle evlilik yapması dinen uygun mudur diye bir soru var. Mezhepler arası evlilik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi İslam'da iştirak lazım. Yoksa mezhepte birisi Hanefi, birisi Şafii mezhebinden olursa hiçbir mahsuru yoktur. Evet. Yani mezhepler arası ayrılık evliliğe engel bir ayrılık değil. Zaten mezhepler hadisatında İslam'ın zenginliği, yani temel meselelerde ittifak var. Evet. Çok tali meselelerde farklılıklar var. Onun için farklı mezheplerde olan, yani hak mezheplerden farklı mezheplerde olan kadınla erkeğin evlenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bu mezheplerle alakalı da İslam tarihine baktığımız zaman bir problem yok değil mi hocam? Hayır, yani hiç problem. Yani ne bir savaş, ne bir böyle tefrika, ne bir fitne. Kesinlikle evet. Aksine kesinlikle. Bu İslam'ı düzgün yaşama anlamında çizilen bir yol olarak evet. Ortaya çıkmış. Müştehitlerin İslam'ın hayat pratiğine geçirilmesinde İslam'a hizmet etmenin İslam'a hizmet evet. noktasında yaptıkları çalışmalar. Bunlar hep İslam'ın rahmet dini oluşunun ve çok böyle külfetleri, zorlukları kaldırıp onun yerine herkesin yaşayabileceği bir dini beyan etmenin bir yolu. Onun için hiçbir şey yoktur. Yani burada dikkat edilmesi gereken mezhepli olmak ama mezhepçilik yapmamak. Elbette ki yani. Biz yani Hanefi mezhebiyiz diye evet. diğer mezheplere ya da burada şeyde de olmaması lazım. Yani diğer itikadi mezheplerde de biz evet. hak mezhep üzerindeysek hak mezhebin müntesibi olarak onu koruyacağız. Ama diğer mezhepte olanlarla da bizim kavgamız olmayacak. Evet hocam. Bir telefonumuz varmış. Yönetmenimiz de işaret etti. Hemen ona bakalım. Alo. Evet. Efendim. Recep Bey Sivas'tan arıyor. Evet efendim. Buyurun evet. sizi dinliyoruz. Evet, hocam, evet. Ben Sivas merkezden. Evet Recep hocam Bey. Beni tanır. Evet. Buyurun. Ben sadece bir sorum var. Bu ben şahsen kendim babamın yerine 33 sene oldu. Evet. 33 sene oldu. Babam rahmetli oldu. Babamın yerine defn olmayı tavsiye ediyorum. Yani şey yapıyorum kendim. Hocamdan bunun bir şeyini alabilir miyim? Peki. Teşekkür ediyoruz Recep Bey. Hayırlı akşamlar. Ben de teşekkür ederim. Ercan hocam sağ ol. Çok Allah teşekkür razı olsun. Evet. evet hocam, babasının yerine defn olmayı düşünüyormuş. Öyle bir vasiyet etmeyi babasının istiyor. Yerini nasıl? Mezarlık. Yani anladım da babasının yanına mı, babasının üzerine mi? Onu tam net alamadık ama diyelim şimdi, ki her iki ihtimalde de her iki ihtimalde olsa, zaruret varsa yani babasının yanında boş yer varsa zaten defninde bir sakınca yoktur. Evet. Bir de eğer ihtiyaç varsa yani bir kabrin üzerine başka birisi defnedilebilir. Araya toprak konulur. Bunun şartı ne? Şartı yani o kemiklerin diyelim ki önceki vefat eden insanla sonradan defnedilen insanların evet. karışmaması. Araya bir perde konulursa. Zannedersem Recep Bey onu kastetti. Yani evet. Babasının mezarına. Veyahut da mesela kabir çok derin. Evet. Altta diyelim ki efendim bir cenaze var. Aradaki toprağı kaldırmadan hı hı. üzerine de başka bir defin yapılsa olur mu? Olur. Evet hocam. Ama ihtiyaç olacak bu. Ya da boş yeri varsa babasının yanında defnedilmesinde hiçbir mahsur yoktur. Evet. Evet.
Evet hocam, devam edelim sorularımıza. Akraba evliliği hocam dinimizce caiz midir? Evet. Şimdi İslam'da eğer evlenilmesi haramsa, haram olmayanlar helal demektir. Hı hı. Zaten Kur'an'da da öyle diyor. Ve uhille lekum ma vera'e zalikum. Bu yukarıda size anlatılanların dışındakiler sizin için helal kılındı. Evet. Ancak kitaplarda yani yakınlardan olmayanlarla evlilik tercih edilmiş. Hı hı. Tercih sebebi. Yoksa yasaklık değil. Bunun da bazı sebepleri var. İşte yakınlarıyla evlenirse irsi olan bazı hastalıklar onlara geçebilir. Bu hastalıklardan korunmak için yakın evliliği yasak değil ama başkalarıyla evlilik onun üzerine tercih edilmiş. Evet. Bir de tabii hadis-i şerif konusunda kaynağına pek ulaşılmamış ama yani İhya'ülüm'de de var İmam Gazali'nin, başka eserlerde de gördüm. Evlilikte yabancıları tercih edin. Yabancılar derken yani akrabalık bağınız olmayanları, çünkü yakınlarınız evlenirseniz çocuklar zayıf doğar diyor. Zayıf doğar. Dolayısıyla tercih sebebi akraba olmayanlar ama yakınlarla evlenmek de diyelim teyzesinin kızı, amcasının kızı veya halasının kızı veya buna benzer yakınlar. Zaten dinde evlenilmesi yasak olanlar belli. Evet. Onların dışındakilerle evlenebilir mi? Evlenebilir. İslam'da bunun örnekleri var mı? Var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi halasının kızıyla evleniyor. Zeynep binti Cahş. Peygamberimizin kendi halasının kızı. Evet. Aynı zamanda Peygamberimiz hem amcasının oğlu hem kendi elinde büyüyen Hazreti Ali'ye kızını veriyor. Yani Hazreti Ali Peygamberimizin amcasının oğlu, Ebu Talib'in oğlu. Evet. Kiminle evlendi Hazreti Ali? Hazreti Fatıma radıyallahu anha ile. Yani eğer evlilik caiz olmasaydı Peygamberimiz önce bunu yapmazdı. Ha, zamanımızda da gerçekten teyze kızıyla, hala kızıyla veya amca kızıyla, dayı kızıyla evlenenler çok. Evet. Hani bunun dini bir sakıncası yok ama nesep açısından veyahut da doğacak çocuklar açısından bazı tıbbi sakıncalar olabilir düşüncesinde ileri süren uzmanlar var. Bunun da sebebini mesela ben şöyle bir şeyde acizane düşünüyorum. Diyelim bir amca kızıyla eskiden amca oğlu aynı evde büyüyorlar, aynı ortamda. Adeta kardeş bacı gibi büyüyorlar. Eskiden beraberlikler çoktu. Evet. Bir ailede bakıyorsun kardeşlerin hepsi evlenmiş. Çocuklar hep bir arada büyüyor. Hı hı. Belki 40 tane nüfus olan aile içi 40 önceden tane nüfus olan hocam, evet. Evet, aileler var. Kardeş bacı gibi büyüyenler birbirleriyle evlendikleri zaman yani birbirleriyle olan evlilik sonucunda çok fazla birbirlerine karşı rağbeti olmayabilir. Hı hı. Rağbeti. Evet. Hah. Yabancıdan evlendiği zaman rağbeti daha fazla olabilir. Evet. O açıdan da belki yakınlarla evliliğin bu yönüyle tercih edilmemesi olabilir. Evet. Ama bütün bunların içerisinde sonucunda yani yakınla İslam'a göre helal olan kimselerle evlenmek hiçbir mahsur yok. Ancak bir şey söyleyeyim. Bu Balkanlarda işte Sancak, Kosova veya işte oradaki şeyler söyleyin diğer Müslüman kardeşlerimiz Arnavutlar filan evet, Makedonya. Özellikle Makedonya falan. Bunlar da böyle amca kızıyla, hala kızıyla, teyze kızıyla evlenmek adeta nikah düşmeyen evet. kadınlarla evlenmek gibi sakıncalı görülüyor. Evet. Halen geçerli, halen. Evet hocam. Halen geçerli ama bu doğru değil. Evet. Bir bunların bu iddiaları doğru var değil. Hocam. Hemen ona bakalım müsaadenizle. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Süleyman Koçak Fransa'dan evet, arıyor. Evet Fransa'dan arıyorum. Buyurun efendim. İyisiniz inşallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok şükür. Hocama saygılar, hürmetler. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel anlatıyor. Dinliyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Biraz damarlarımız yumuşuyor gibime geliyor. Ben birkaç yıl önce kardeşime bir vekalet verdim. Evet. Vekalet üzerinden bu bağ
Oyun komada oynadı yani. Ne gibi bir vekalet efendim? Mesela alım, satım yok da alım vekaleti. Peki, ben evet. Burada çürüsüdüm o zaman. Evet. Sonunda mahkemelik olduk. Hani ben buradayım, o orada. Türkiye'de olduğu için bütün benim aldığım şeyleri ben aldığım gibi karşı taraftan aldığım yerlerden fatura ettirmiş kendi üzerine. Evet. Ve de şunu söylemiş. Demiş ki kardeşim buraya, abim bana burayı hediye ediyor. Neyse aradan zaman geçti. Dedim ya böyle böyle haydi iş bitti. Evler bitti. 3 kat, 4 kat. Gel dedim tapuya gidek. Ben dedi yarıya ortağım dedi bana. Dedim ya senin bir kuruş paran yok burada. Evet. Ben de belki dinliyor şu anda. Ha? Ve çevreye yalancı şahit buldu mahkemede. Yalan yere yemin ederek, yani konumuz bu değildi ama bu üzere ben açtım. Evet. Yalan yere yemin ederek senelerdir evlerimin içine girdi çıkmıyor. Şimdi oturduğu katı da kullanıyor, bodrumu da kullanıyor. Orta kata da eşya, sağdan soldan eşya yerleşti. Çatıya da bir şeyler koymuş yine. Evet, peki. Yani inan 30 senelik kazancımı şimdi gideyim. Hocam bunun ahirette vebali ne olur? Bunu hocamdan öğrenmek istiyorum. Peki efendim. İnşallah bu bir kul hakkıdır. Aranızdaki bir de şunu söyledi. Mesele yani. Çözülür diyelim. Efendim? Aranızdaki bu mesele inşallah çözülür efendim. Çözülmez. Kıyamete kadar, hesap gününe kadar devam edecek. Peki. Hocamıza dini hükmünü soracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Bir zahmet. Onu öğrenirsem memnun olurum. İnşallah. Herkese selamlar, saygılar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet hocam. Bir anlaşmazlık. Evet. Ve şimdi sıkıntı kardeşimizin anlattığı gibi eğer vekalet verildi de sadece resmi işlerin yürütülmesi için o kişi de parası olmadığı halde oraya maddi katkıda bulunmadığı halde kendisine oranın yarısını bu da benim hakkım diyerek haksız kazançlar, haksız yollarla kendi üzerine geçirdiyse bu haram. Mahkemelik olmuş. Kesinlikle yani. Haram. Bir de şu var. Eğer bu burada çalışırken, ev yapılırken bedenen çalıştıysa veya işin organizasyonundan dolayı bir ücret alması gerekiyorsa onu kendi aralarında konuşarak alabilirlerdi. Evet. Fakat hiçbiri yokken sadece kağıt üzerindeki vekaletle yani buradaki işlerin organizesi için bir vekalet verilmiş de bu da vekaleti kötüye kullanmışsa kardeşinin hakkını bile bile hem de yalan şahitlerle ki bu kardeşimiz inşallah doğru söylüyor. Evet. Efendim yalan şahitlerle kardeşinin hakkını üzerine geçirmiş oluyor. Oraya el koymuş oluyor. Hem de karşı taraftaki belki bazı müesseseleri kardeşim burayı bana hediye etti diyerek aldatıyor. Kaç yönlü haram işliyor ve işletiyor. Hem kendisi haram işliyor hem o yalan şahitlere de yalan şahitlik yapmaları noktasında haram işletiyor. Dolayısıyla bir büyük bir haramdır. Yani bundan kurtulmak için kardeşinin hakkını verecek. Evet. Cenab-ı Hak'tan da af dileyecek. Yapmazsa hocam. Yapmazsa evet. Cenab-ı Hak ahirette onun hakkını alacak. Evet. Yani kardeş demek malı efendim haksız yere yenilecek kimse demek değil. Evet hocam. Evet. Evet devam ediyoruz hocam. Bir soru var. Boşandığı eşiyle uzun bir süre görüşmeyen bir hanım onunla yeniden evlenebilir mi diye bir soru gelmiş hocam. Şimdi İslam dininde şöyle bir esas var. Bu da ayet-i kerimeyle ifade ediliyor. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرًا. Eğer bir erkek bir kadını boşarsa, 3 talakla, yani tamamen evlilik bağları koparsa, kadın ona ebediyen haram olur, ta ki başka biriyle evlenmedikçe. Başka biriyle evlenir de tekrar o kocası öldükten sonra veya ikinci kocası veya onunla tekrar ayrıldıktan sonra, boşandıktan sonra iddetini bekler ve tekrar eski kocasıyla evlenmek isterse evlenir. Yani orada boşandığı kocasına isterse 50 sene geçsin, başka bir erkekle evlilik gerçekleşmemişse evet.
ve o kişiden de tekrar ayrılık olmamışsa veya ölüm hadisesi olmamışsa önceki kocasına helal olması mümkün değil. Ayetin ifadesi bu. Fe in dallaqaha fe la tahillu lehu min ba'du hatta tenkiha zevcen gayrah. Yani başka bir kocayla evlenme şartı var. Evet. Bu evlilik de anlaşmalı evlilik değil. Ebediyen yaşamak niyetiyle evleniyor fakat sonradan anlaşamıyorlar. Ondan da ayrılıyor. Veya 3-5 sene beraber kalıyorlar, kocası ölüyor, ikinci evlendiği erkek. O zaman iddeti bittikten sonra birinci kocasından ayrıldığı zaman bekleme süresi vardı. İkinci kocası öldükten sonra veya boşandıktan sonra bekleme süresini yaşar. Tekrar birinci kocasıyla evlenmek isterlerse iki tarafta evlenebilirler, yoksa evlenemezler. Evet hocam. Yine bir soru var. Seyircimiz yurt dışına gidebilmek için anlaşmalı evlilik yapmak caiz midir diye soruyor hocam. Şimdi önceki hanımını boşamadan olabilir. Ama bunu yapanlar öyle yapmıyor ki. Evet. Resmi nikahtan ayrılıyorlar. Yani mahkeme kararıyla resmi nikahı efendim feshettiriyor ve oradaki evlendiği kadının üzerine geçiriyor nikahını. Bu doğru değil ki. Bunu yapanlar çok. Önceki hanımını da ihmal ediyor. Mesela ikinci Avrupa'ya gitmek için, orada işçi olmak için, orada devam oturum almak için evleniyor. Hatta para verip evlenenler de var. Sonra daha önceki hanımına dönüp bakmıyor. Kadın mağdur ediliyor. Veya onunla resmi nikahı varken kadın ölse veya kendisi ölse o arada o kadının ondan mal alması mümkün değil. Mirastan mahrum ediliyor. O kadar sakıncaları var ki. Onun için böyle şeylere tevessül etmemek gerekiyor. Evet hocam. Bunlar aldatmaca bir evlilik. Yani evlilik ciddi bir meselesi. Ciddi bir meselesi. Öyle çıkar amaçlı şeyler. İşe girmek için, orada kalmak için yapanlar çok biliyoruz da. Evet. Avrupa'da da biliyoruz. Buradaki hanımını tamamen mahrum ediyor. Bütün haklardan mahrum ediyor. Evet. Hocam bir soru telefonumuz daha var. Hemen bakalım. Alo. Alo. Evet. Buyurun efendim. Hocam kolay gelsin. Hocama bir şey sormak istiyorum. Evet, Beyhan Hanım İstanbul'dan arıyor. Buyurun. Evet. Benim köyde kayınpaderimin evi var. 3 erkek kardeşiz. Sesinizi alamıyorum sizden. Biz sizi duyuyoruz. Buyurun efendim. Mal varlığını büyük kaynım oturuyor üzerinde. Bizleri varız kılmıyor. Oradan hak talep edemiyoruz veya bize de eğitim yaklaşamazsınız, buralara giremezsiniz diyor. Bunun nebali günahı nedir acaba? Evet. Peki kayınbabanız yaşıyor mu efendim? Hayatta mı? Rahmetli oldular. Evet. Ölmüş hocam. Peki. Teşekkür Kolay ediyoruz Beyhan Hanım. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hocam sorunuza cevap verecek inşallah. Evet. Bu kardeşimizin sorusunda eğer kayınbabası sağlığında o evi kendisi yaptırmışsa, yani büyük kayınları değil de kendi parasıyla, evet, bizzat babanın müşterek parasından yapılmışsa, baba vefat ettikten sonra, anneler de vefat ettiyse, kardeşler arasında o babadan kalan evin, 3 kat, 5 kat neyse fark etmez, kardeşler arasında taksim edilmesi lazım. Köydeki kardeşin, büyük abinin veya kardeşin, İşte burası babandan bana kaldı, ben de sizi hak sahibi etmiyorum deme hakkı yoktur. Evet. Çünkü kişiler vefat ettikten sonra esas muris dediğimiz baba veya anne geriye bıraktıkları mallar, babaya ait mal, anneye ait mallar erkek ve kız çocukları arasında ikili birli. Ne demek ikili birli? Erkek kardeşler ikişer pay, kız kardeşler erkek kardeşlerine göre birer pay almak suretiyle o evi veya araziler varsa arazilerini bölüşmeleri lazım. Aksi takdirde o zorbalıkla böyle bu ev işte babamdan bana kalan ev, ben sizi buraya mirasçı kılmam derse haram işlemiş olur. Kardeşlerini kendi öz haklarında mahrum etmiş olur. Yani bu hırsızlıkla bunun bir farkı yok ha. Ya da zorla birisinin malını elden alıp kullanmayla böyle kardeşlerinin hakkı olan, hepsinin hakkı olan bir evi, evet, bu köylerde falan çok oluyor. Diyor ki babamın evinin üzerinde ben oturuyorum. Dolayısıyla ben kimseye hak vermiyorum deyip böyle dayatarak zorbalıkla hak vermeyenler var. Bu büyük bir haksızlıktır, zulümdür.
Bunu yapanlar da elbette ki eğer haklarını vermezlerse kardeşlerinin cehennemde bunun cezasını çekecekler. Evet. Evet. Geçtiğimiz programlarda cevaplamıştık ama hocam bir seyircimiz soruyor. Kadınların ev içerisindeki giyim tarzı ve dışarıdaki giyim tarzı nasıl olmalı? İslam'a göre genel hatları itibariyle tekrar edecek olursak neler söylersiniz? Ev içerisindeki giyimde harama gözükmemek şartıyla başı açık olabilir. Evet. Başı. Ama ev içerisinde kime karşı? Kocasına karşı, çocuklarına karşı. Başı açık olabilir veya diğer mahrem yerlerinden işte dizden aşağısı açık olabilir misal. Hı hı. Ama eğer evde kayınları varsa, evde eğer kayınbabası varsa ki kayınbabadan kayınbaba baba gibidir ama en azından yine örtünme konusunda evet. Yani mahrem yerlerini ondan koruması lazım. Veya işte bir kadının eniştesinin yanındaysa, ablasının bacısının yanındaysa eniştesine karşı aynı yabancı erkeklerden sakındığı gibi sakınması lazım. Yani kadın baş açık efendim balkona çıkmazsa, baş açık pencereden dışarıya başını çıkarmazsa, evinin içinde efendim yabancılara gözükmemek şartıyla serbest bir giysisi olabilir ama bu da yine dediğimiz gibi böyle müstehcen bir giyiniş değil. Mesela bir kadın çocukların yanında da olsa efendim göğüslerinden aşağıya kadar kapalı olması lazım. Yani bir kadının, bir annenin sırtını kendi yavrularına göstermesi helal değil. Evet. Efendim karnını göstermesi helal değil. Öyleyse kendi evinin içinde baş açık olabilir fakat yabancıya gözükmemek şartıyla. Evet, bir telefonumuz daha var hemen hocam. Alo. Evet. Alo. Ayşe Saltuk İstanbul'dan arıyor. Buyurun efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hocama benim sorum vardı. Evet, alalım. Ben 6 sene önce evlendim. Ama evlenmeden önce mehir olarak 6 tane bilezik kesildi bana. Evet. 3 tanesini yapıldı. Bir tanesini de kayınbabam. İşte durumları yoktu. Şerefim, namusum üzerine yemin ederim işte evlenir evlenmez onu ben yapacağım dedi. Ama evet. Yapmadı. Evet. Şimdi bu mehir olduğu için eşime düşüyor ama kaynanam da kaynatam da söz verdiği için onun mu yapması gerekiyor, eşimin mi yapması gerekiyor? Peki efendim, hocamıza soracağız. Bir tane daha sorum vardı. Buyurun. Hocamın ellerinden öpüyorum öncelikle. Anne ve babamıza saygımız ya da sevgimizde bir eksiklik olduğu zaman ileride biz de anne baba olduğumuz zaman aynı şekilde gösterdiğimiz saygıyı, sevgiyi biz de görebilecek miyiz? Yoksa yaptığımız her şeyin karşılığını iyi veya kötü görebilecek miyiz diyeyim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Evet, iki tane soru var. Evet, hocam. Birincisini cevaplandıralım. Mehir peşin verilebileceği gibi, çünkü mehir kadının öz hakkı. Evet. Hatta hiç konuşulmasa bile evlilik yapılırken yine kadın mehir alma hakkına sahip. Çünkü Cenab-ı Hak ve atun nisa'a sadukatihinne nihle. Kadınların, hanımlarınızın, evlendiğiniz kadınların mehirlerini Allah tarafından size bir farz olarak ya da onlara bir bağış olarak verin. Ama onlar bağışlarlarsa bağışlayabilirler. Bu mehir de bir peşin verilebilen, bir de veresiye kalabilen. Peki o zaman 6 bilezik söz verilmiş, 3 tanesi yapılmış, diğer 3 tanesi yapılmamış. O zaman bu kadının hakkı bu. Yani kocası tarafından bunun babası da yapmamış, o da herhalde vefat etmiş. Efendim veya vefat etmese bile eğer yapacak durumu yoksa o zaman bu mehirleri, o 3 bileziği kocasının yapması lazım. Ama bağışlarsa bağışlayabilir. Evet. Yok ben 3'e razı oldum, ben diğer 3'ü de bağışlıyorum derse bağışlamış olur. Çünkü Kur'an'da da zaten öyle diyor. Eğer kadınlar gönül hoşluğu ile, gönül rızası ile size mehirlerini bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin. Bağışlamazsa o kadın hakkıdır. Evet. Onu bir şekilde razı edecekler. Razı etmezlerse vebalda kalırlar.
ve kadının hakkına tecavüz etmiş olurlar. Evet. Evet. Diğer bir soru hocam, anneye babaya gösterilen saygı, işte biz iyi davranıyoruz ya da kötü davranıyoruz, ileride biz de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Genelde şöyle, anne babasına iyilik yapanın Cenab-ı Hak mükafatını dünyada verir. Evet. Ama bazen ola ki siz anne babanıza karşı çok hürmetli, saygılı davranıyorsunuz. Fakat siz çocuklarınızdan aynı şeyi göremiyorsunuz. Bu insanların yapısına göre değişiyor. Evet. Ancak bazı hadis-i şerifler var. Bir insan anne babasına kötülük yaparsa, incitirse onun dünyada çocuklarından karşılığını görür. Ama iyilik yaparsa onun da karşılığını görür. Bunlar genel kural. Bazen bu kurallara uymayan insanlar da çıkıyor. Siz anne babanızı yedirmişsiniz, içirmişsiniz, hürmet etmişsiniz. Ama siz aynen yetiştirdiğiniz çocuktan aynı hürmeti, aynı saygıyı göremeyebilirsiniz. Ama genelde görürsünüz Allah'ın izniyle. Siz ne kadar onlara iyilik yaparsanız onlar da size gerçekten efendim bunun karşılığını verir. Bazı istisnalar hariç. Evet. Bir seyircimizin sorusu var hocam. Diyor ki işte evlendiğimiz zaman eşimin annesine babasına bakmak zorunda mıyım ve aynı evde oturmak zorunda mıyım diye bir soru var hocam. Aynı evde durmak zorunda değil. Evet. Yani imkanlar imkanlar bunu tabii ne gerektiriyorsa. Bir de onlara insani yönden bakabilir. Ama eğer şeyse yani illa onların bakımını, onarımını mecbur değil o. Bir gönül rızası olması. Gönül rızası olacak. Evet. Evladım sorumlu, evladı. Evet. Mesela erkek evlat, kız evlat anne babalarına bakma sorumlusu. Gelin sorumlu değil ama evet. Bazı gelinler var ki Allah onların sayısını çoğaltsın. Gerçekten anne babasının öz ana babasına bakmadığı kadar kayınbabasına, kayınvalidesine bakıyor. Bu da hem kocasını memnun ediyor. Evet. Hem de o yaşlı insanlardan dua almış oluyor. Hem de Allah katında Allah sevap katında kazanmış. Da tabii sevap kazanmış oluyor. Evet. Hocam bir telefon daha var. Alo. 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 Buyurun efendim. Benim bir sorum olacaktı size de. Tabii ki. Buyurun. Evet, sorunuzu alalım. Benim annem 4 senedir öldü. Ben çalışmadığım için annemin cenazesine gidemedim. Param olmadığı için. Eşimden ayrıyım. Evet. Annemden herhalde alamadım. Evet. Ama şimdi 4 katlı evimiz var. Babam emekli. Babam yanıma gelmiyor ona bakmam için. Evde sahipsiz. Kardeşlerim evimde oturuyor ama evimizde babama bakmıyorlar. Evet. Bir de annem benim için para biriktirmiş. Öbür kardeşlerim hep şey yaptığı için ben gidemedim. Kardeşim aldı o parayı. Helal. Evet. Anneme ne yapmam gerekiyor? Kur'an okuyorum, Yasin okuyorum onun ruhunu ama mezarına gidemedim param yok diye. Evet. Peki efendim. Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz sizden de inşallah. Hayırlı akşamlar. Evet. Tabii öncelikle çocuk olarak anne babasına dua edecek. Elinden geldiği kadar onlara bakacak. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak. Ancak baba da malından eğer çocuklar hayattayken, kendisi de hayattayken evet. Bir şeyler veriyorsa hepsine de eşit şekilde verecek. Mesela bir kızına vermiş, buna vermemiş. Olabilir, belki gidemeyebilir. Yani imkansızlık sebebiyle. Bu illa da şey değil. Yani onun ası olduğu manasına gelmez. Kardeşlerinin bunu düşünmesi lazım. Ve o malı bırakan babalarına da bakmaları lazım. Yani ifadelerinde kardeşlerinin babalarına bakmadığını söylüyor. Bu kadar malı serveti bıraksın bırakmasın. Babalarını görüp gözetmeleri gerekiyor. Evet. Babalarının neye ihtiyacı varsa o ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Hem kızların hem erkek çocuklarının. Baba da çocuklarına hayatında eğer bir yardım yaptıysa eşit derecede yapması adildir. Öldükten sonra zaten o maldan bu kızların hakkı var. Yani babanın bıraktığı maldan eğer tapusu babasının üzerine ise onun kazancıyla yapılmışsa erkek çocuklarının hakkı olduğu gibi kız çocuklarının hakkı var. Evet. Evet. Şimdi bir seyircimiz sormuş hocam, insanın hayattayken
çocukları arasında ayrım yaparak birine veya bazılarına mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağışlaması caiz midir? Doğru değil. Doğru değil. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, İttekullâhe va'dilû beyne evlâdikum. Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adalet edin. Evet. Adalet, adalet. Çocuklar arasında adalet çok önemli. Mesela birisi, bakıyorsunuz işte mal kaçırmak için oğullarından birine göstermelik bir satış yapıyor. Veyahut da bağış yapıyor. Evet. Ötekiler bundan mahrum ediliyor. Ötekiler bundan mahrum ediliyor. O zaman bunu yapması doğru değil. Evet. Evet. Hocam geçtiğimiz programlarda evlilik hukuku, işte erkek ve kadınların aile içerisindeki haklarını konuşurken erkeklerin haklarına pek değinemedik. Evet. Çok kısa olarak ana hatları itibariyle birkaç cümleyle. Çok, aslında uzun bir mesele. Evet. Ama en azından önümüzdeki programlarda yine de evet, ayrıntılı bir şekilde değinebiliriz. Erkeğin hanımı üzerindeki hakları çok. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'a hanımdanınkini konuşmuştuk. İtaattan sonra, ana babanın haklarına riayetten sonra en çok haklarına riayet edeceği insan bir kadının kocası. Evet. Bunların başında da kocasının meşru emirlerine uyma mecburiyeti var. Meşru emir ne demek? Eğer kocası kendine Allah'ın emirlerine, peygamberin emirlerine uygun emirler veriyorsa onun emirlerine uyacak. Çünkü bu kadının üzerine farz. Yani, fakat haram işlemesi evet, noktasında harama yönlendiriyorsa kadını, misal olarak söylüyorum, işte örtünmesini istemiyor. Kadından evli olan erkeklere itaati şart. Elbette ki erkeklere itaati farz. Bunun manası şu. Evet. Onun yedirecek, onu içirecek, onun ihtiyaçlarını karşılayacak kocasının, onun izni olmadan evinden çıkmayacak, onun izni evet, olmadan evine başkalarını almayacak, efendim çocuklarını koruyacak, mahremini koruyacak, namusunu koruyacak, malını koruyacak. Bunlar hep kadının görevleri. Ve kocasına itaat edecek. İtaat ne demek? Ona hizmet edecek. Evet. Şimdi bu o kadar geniş bir mesele. Zamanımız kalmadığı için bunu mesela bir hadis-i şerif okuyayım konuyla ilgili. Evet hocam. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İzâ salletil mer'atü hamseha. Bir kadın beş vakit namazını kıldığında ve samet şehra, Ramazan orucunu tuttuğunda ve hafızat ferceha, namusunu koruduğunda ve taat sevceha, kocasına itaat ettiğinde dehaletil cennet, cennete girer. Evet. İmam Ahmet müsnedinde böyle nakletmiş. Peki yine kadının kocasına karşı vazifesi, dini bir mazeret olmadığı halde kocası kendini yatağına çağırdığında kadın buna itaat etmezse kocasına karşı isyan etmiş olur. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Buyuruyor ki اِذَا دَعَى رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ. Bir adam hanımını yatağına çağırır da فَاَبَتْ اَنْ تَجِيهِ اَيْلَيْهِ. Hiçbir mazereti olmadığı halde kadın kocasının bu davetinden yüz çevirirse, bunu kabullenmezse فَبَاتَ قَضْبَانَ عَلَيْهَا. Kocası da ona öfkeli olarak gecelerse لَعَنَتْهَ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. Sabah oluncaya kadar melekler o kadına lanet eder. Ama şer'i mazeret, şer'i mazeret ne demek? Kadın haizliyken kocasının yani cinsel ilişki yapması yasak. Evet. Nohusayken yasak. Hiçbir mazereti yokken kadın kocasının davetine kabul etmezse burada kocasına karşı itaatsızlık yapmış olur. Peki kocasının kadına itaatsızlığı var mı? O da var. Ne demek? Erkek mesela kahvelerde veya kafeteryalarda veya birçok yerlerde gecesini geçirir veya aynı evde oldukları halde internetin başında kendi odasına çekilir, kadını mahrum ederse, kadını mağdur ederse, kadının istek ve arzularını yerine getirmezse İslam'a göre kadını mağdur ederse o erkeğe de sabah oluncaya kadar efendim melekler lanet eder. Yani bakıyorsunuz öyle erkekler var ki kadın evde kocasını bekliyor, çocuk babasını bekliyor, adam günlerce kadının yanına zamanında gelmiyor. Kadını mağdur ediyor. O zaman da o erkeğe melekler lanet eder. Onun için karşılıklı hakların yerine getirilmesi derken kadın gerçekten İslam'ı yaşama konusunda erkeğe itaat etmesi lazım. Ama erkek tutar da
derse ki yahu nafile oruç tutma, benim sana nafile oruç tutma konusunda iznim yok. Evet. Ya da benim iznim olmadan gece kalıp namaz kılma diyorsa, kadın ondan izin alacak. Veyahut da benim evime şu şu insanları alma, bunlar zararlı insanlar diyorsa ona itaat edecek. Ya da benim evimden efendim işte izinsiz çıkma, benim iznim haberim olmadan çıkma diyorsa buna itaat edecek. Veyahut efendim namazını kesinlikle kıl, zaten Allah'ın emri, kılacak. Efendim işte haram yerlere gitme diyorsa itaat edecek. Yok kadın diyor ki illa ben diyor işte erkek kadın karışık olan düğünlere gideceğim. Erkek de diyor ki ya gitme, ben razı değilim öyle bir düğüne gitmene. Kadın giderse kocasına karşı itaatsizlik yapmış olur. Hem Allah'a karşı isyan etmiş olur, hem kocasına karşı itaatsizlik yapmış olur. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize bu akşamlık için söylemek istedikleriniz varsa evet, böylece bağlayalım. Söylemek istediğim şey, aile huzurunun devamı için öncelikle kadın kocasının haklarına, kocası hanımının haklarına evet, veya anne baba çocuklarının eğitiminde işte kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları noktasında sigara gibi, alkol gibi, yalan gibi, efendim dolandırıcılık gibi, kumar gibi kötülüklerden uzaklaşmalar konusunda sürekli onları uyarması, onları eğitmeleri lazım. Veya işte çocuklarına birçok güzel alışkanlıkları öğretmeleri lazım. Sabır, şükür, zikir, Allah'a itaat, kulluk noktasında, cömertlik noktasında, güzel ahlak noktasında anne babanın onlara hem örnek olmaları hem eğitici olmaları. Yine kadın kocanın efendim huzurlu bir aile ortamını oluşturmak için çocukları hakkında erkek kız ayrım yapmamaları gerekir. Çok önemli. Bazı insanlar erkek çocuklarını kız çocuklarına tercih ediyor. Hı hı. Efendim dolayısıyla kız çocuklarını mağdur ediyor. Hem mirasta mağdur ediyor, hem hediye vermede mağdur ediyor, hem davranışta mağdur ediyor. Çünkü Allah dilediğine kız veriyor, dilediğine erkek veriyor, dilediğine efendim çift veriyor, dilediğine dördüz veriyor, beşiz veriyor neyse. Erkek kız ayrımı yapmadan çocuklarına karşı hem adalet noktasında, hem merhamet ve sevgi noktasında, hem eğitim noktasında ciddi bir sorumluluk çerçevesinde aile bünyesinde bu görevleri icra etmeleri lazım ki huzurlu bir aile ortamı oluşsun. Aksi takdirde ciddi sıkıntılar oluşuyor. Çocuklara karşı farklı davranış. Çocukların da anne babalarına itaati tabii çok önemli. Bu da aile huzurunun oluşmasında önemli faktör. Biz gerçekten bütün ailelere bu değerlere sahip çıkmaları noktasında hem bize lazım bunlar, hem bütün kardeşlerimize bunlara uymaları noktasında tavsiyelerimiz var. Evet. Evvela kendi nefsimize tavsiye ediyoruz. Sonra da efendim bizi izleyicilere, dinleyicilere tavsiye ediyoruz. Cenab-ı Hak aile yuvalarımıza huzur bahşeylesin. İnşallah. Birlik beraberlik içerisinde gerçek toplumu meydana getiren ailelerin düzenli bir aile olması noktasında Cenab-ı Hakk'ın hem onlara başarı vermesini hem bize başarı vermesini Mevlamız'dan niyaz ediyor. Tüm ailelerimize huzurlu bir hayat yaşamalarını Mevlamız'dan temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine sohbetimize İnşallah. Devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı kapatmadan önce gündemde olan bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Samsun'da görev yapan çok değerli ilahiyatçı hocamız İhsan Şen Hoca'nın görevden alındığı haberi geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından böyle bir tasarrufta bulunduğu ifade ediliyor. Şu ana kadar gerekçe nedir bilemiyoruz. Niçin böyle bir görevden el çektirme oldu? Tabii onun gerekçesini öğrendikten sonra bizler de gerekli açıklamaları yapacağız. Fakat burada önemli olan bir konu şu, tabii ki kurumlar böyle bir tasarrufta bulunabilirler. Fakat çok hassas bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde ehli sünnet alimlerinin bu şekilde görevden el çektirilmesini şahsen ben doğru bulmuyorum. Böyle bir uygulamayı da yanlış olarak değerlendiriyorum. Devletimizin, özellikle Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bu konuyla alakalı gerekli girişimlerde bulunup Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neden böyle bir tasarrufta bulunduğu hakkında idari bir tahkikat başlatarak
İhsan Şen Ocak hocamıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Programımızı da burada noktalıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar.